Evet Ömer, Süper Gençler Ligi'nde şampiyon oldunuz. Düşüncelerini öğrenebilir miyiz? Hedefimiz başından beri şampiyonluktu. Hatta namal şampiyonluktu. Bugün de son maçımıza çıkacağız birazdan. Bunu da eğer bu maçı da alırsak namal şampiyon olacağız. Bizim en başından beri hani hedefimiz her zaman her yerde şampiyonluk oldu Beşiktaş olarak. Bu armanın yerini biz Beşiktaş'ın şampiyonluk olduğunu düşünüyoruz. Bu burada böyle seneye diye bizim hedefimiz şampiyonluk olacak ve şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Özellikle bu sene Beşiktaş A takımına yaşamış olduğu sakatlıklardan dolayı senin A takımda şans buldun kendini ve bazı maçlarda kadroda da yer aldın. Bu da senin için sürpriz oldu mu yoksa sen A takımda olmayı hedefliyor muydun? Benim en küçüklükten beri, ilk altyapıya gittiğimden beri benim hep hayalim ve hedefim A takımında oynamaktı. Beşiktaş A takımında oynamaktı. Ramazan abiden hani beraber oynamak, onlardan bir şey öğrenmekti. Çıktığımda çok mutlu oldum. Ayrıca hani, bana şans verdiklerinde hocalarım, ayrıca bunu değerlendirmiş, elimden geleni yaptım ve yani başarılı olduğuma inanıyorum. Hatta VELUX-EHF Şampiyonlar Ligi'nde Fransa milli takımının ünlü kalecisi Aubameyang'a atmış olduğu gol de EHF'nin resmi sitesinde güzel goller arasında gösterildi. Özellikle o 9 metre o golü attıktan sonra sahaya, kendi sahana dönerken ne hissettin golü yaşadıktan sonra? Şöyle söyleyeyim, ben o golü atarken hani kendimi o kadar şartladım ki o an o golü atacağım diye. Yani ben önceden diyorum hani ben bu maçı çıktım. Hani atmam lazım. Hani güzel bir gol atmam lazım. Çünkü atabileceğime inanıyorum. Hani atamazsam da genç bir oyuncuyum. Hani ben bunu deneyebilirim. Hatta yapma şansım var diye düşündüm. Attığımda hani inanılmaz bir duygu cidden. Öyle bir takıma karşı, öyle bir kaleciye karşı attığınız bir gol hani sizi aşırı derecede motive ediyor, mutlu ediyor ve o gün hani o maçtan sonra ayrıca basın toplantısına falan çağrıldım. Ondan sonraki idmanlarda falan ayrıca motive etti beni bu yani o golü atmış olma, o başarı. Peki bundan sonra hedefin yurt dışında oynamak var mı? Şimdi Beşiktaş A takımında yer almak istiyorsun. Örneğin şu an önümüzde A milli takım oyuncuları Can Çelebi, örneğin sizin Beşiktaş'ın eski kalecisi Yunus Özmusul gibi şu an Bundesliga'da ve Fransa'da oynuyorlar. Sen de yurt dışı hedefin var mı? Yani tabii ki her sporcunun hayaldir yurt dışı hedefi ama basamakları teker teker atlamak gerekiyor. İlk önce Beşiktaş'ta bir kalıcı olmak lazım. Beşiktaş'a hani biz yıllar boyunca Beşiktaş bize emek vermiş. O emeğin karşılığını vermek gerekiyor. Ondan sonra yurt dışı yollarına gitmemiz lazım bence. Ben öyle düşünüyorum. Tekrar tebrik ediyoruz şampiyonunuzu ve başarılar diliyorum spor hayatında. Teşekkürler.